Arjantin, Güney Amerika'nın en kayda değer tarihine sahip ülkelerinden biri. Bir zamanların en büyük 10 ekonomisinden biri, en büyük tarım devletlerinden biriyken şimdi ekonomik krizin içinde bir ülke. Ancak buradaki insanların çalışkanlıkları ve sıcakkanlılıkları ülkeyi dinamik tutmaya yardımcı oluyor. Bu videoda Arjantin'in zengin tarihini, ekonomik iniş çıkışlarını ve insanların özverili çabalarını derinlemesine inceleyeceğiz. İyi seyirler. Arjantin, Güney Amerika kıtasının güneyinde konumlanmış 2.780.400 kilometrekarelik geniş bir yüz ölçümüne ve 47.3 milyonu aşan nüfusa sahip önemli bir ülke. Kuzeyde Bolivya ve Paraguay, doğuda Uruguay ve Brezilya, batıda ise Şili ile komşu olan bir ülkedir. Sıcak iklimin ve sıcakkanlı insanların sizi karşıladığı bir coğrafyada yer almaktadır. Egzotik yaban hayatı, muhteşem manzaraları, eski sömürge kasabaları, muhteşem şehirleri ve capcanlı kültürü ile en çok tercih edilen seyahat noktalarından biridir. Arjantin iklimi. Arjantin, coğrafi büyüklüğünden dolayı farklı iklim çeşitliliğine sahiptir. Buenos Aires'te genellikle yaz ayları son derece nemli, kış ayları soğuk, ılıman bir iklim tipi görülmektedir. Cuyo'da ise hem yazları hem de kışları kurak bir çöl iklimi hakimdir ve sıcaklıklar yazın 50-55 derecelere varabilmektedir. Arjantin mutfağı. Dünyanın en çok sığır eti tüketilen ülkesi olan Arjantin'in en ünlü yemeği sığır etinden yapılan criolla'dır. Eparillas ya da asados olarak adlandırılan büyük barbekülerde pişirilen bir tür ızgara çeşididir. Bir diğer ünlü yemekleri olan humitas, mısırdan yapılmış bir çeşit köftedir. Mısır mamullerini sıklıkla kullanan Arjantinlilerin tamales adı verilen ve mısır unundan yapılmış bir ekmek türünün içine et doldurulmasıyla hazırlanan yemeği meşhur Arjantin mutfağının bir parçasıdır. Ayrıca mate çayı ve özellikle Ant Dağları bölgesinde çok meşhur olan Mendoza şarapları da en çok tüketilen içeceklerdir. Arjantinliler bir günü 4 öğüne bölmüşler. Türkiye'deki gibi sabah saat 8-9'da kahvaltı yapmaktadırlar. Fakat kahvaltı deyince aklınıza zengin Türk kahvaltıları gelmesin. Kızarmış ekmek, kahve ve meyveden oluşan bu kahvaltılar oldukça pratik ve hafiftir. Bu hafiflik onları 12-1'de acıktırmaya başladığından bu saatler öğle yemeği saatleridir. Bizde çok geçiştirilen bir öğün olmasına rağmen Latinler öğlen yemeğini asla es geçmezler. Saat 5-6 arasında bir öğünleri daha vardır. Fakat bu öğün tahmin edebileceğiniz üzere akşam yemeği saati olarak değil. Latin Amerikalıların çok sevdiği ve çok tükettiği bir krema olan dulce de leche ya da krem de leche'yi bir dilim ekmek üzerine sürüp afiyetle yedikleri bir öğün olarak geçirirler. Alışkanlıkları gereği akşam yemeklerini dulce de leche öğününden sonra saat 10'da yerler. Cumbia dansı. Samba dediğimiz zaman hemen herkesin aklına Brezilya gelmektedir. Bulunduğumuz coğrafyalarda samba kadar duyulmamış olsa da cumbia dansı da Arjantin'in en ünlü dansıdır. Tam bir parti ülkesi olan Arjantin'de gece kulüplerinde duyabileceğiniz tek müzik cumbia müziğidir. Hatta öyle ki Arjantinliler özel kıyafetlerini giyerek özel bir özen ile gecenin üçünde soluğu gece kulüplerinde alırlar. Dansa ve gösterilere meraklıysanız ve Arjantin'e gitmeyi düşünüyorsanız karnaval zamanı olan Ocak ve Mart ayları aralığını tavsiye ederiz. Süslü ve ışıltılı elbiseler, müzik, eğlence, sabahlara kadar süren gösteriler ve şovlarıyla keyifli vakit geçirirsiniz. Arjantin topraklarındaki ilk insan izleri M.Ö. 10.000'li yıllara kadar uzanmakla birlikte bilinen ilk yerleşim yerlerinin kuruluşu 9. yüzyılda gerçekleşmiştir. Güney Amerika kıtası 15. yüzyıldan itibaren Avrupalı sömürge güçleri tarafından işgal edilirken Arjantin topraklarına yönelik ilk İspanyol saldırıları 1516'da Plate Nehri kıyılarını ve ardından 1536'da bugünkü başkent Buenos Aires'i hedef almıştır. Bu başarısız girişimlerden sonra 1580'de işgal edilen Buenos Aires ve bölge 18. yüzyıl sonlarına kadar İspanya'nın buradaki sömürge yönetimi kapsamında Peru Genel Valiliğine bağlanmıştır. 1776 yılına gelindiğinde bölgede Rio de la Plata Genel Valiliği kurulmuş, Buenos Aires de bu yeni yönetimin merkezi olarak belirlenmiştir. 19. yüzyılın başlarında
yanında kıtadaki diğer bölgelerde olduğu gibi Arjantin'de de bağımsızlık hareketleri baş göstermiş ve bu mücadele sonunda 9 Temmuz 1816'da Buenos Aires'te Rio de la Plata Birleşik Eyaletleri adıyla kurulan yeni devletin bağımsızlığı ilan edilmiştir. Ancak bağımsızlığı takip eden ilk yarım yüzyıllık dönem yeni ulus devletin inşası şeklinde gelişmiş ve bu süreçte yeni devletin iktidarının kim tarafından temsil edileceği yönündeki mücadeleler devam etmiştir. Bu süreç aynı zamanda kıtada bağımsızlığını kazanan diğer devletler Uruguay, Paraguay, Peru, Brezilya, Şili ve Venezuela arasında çeşitli ittifakların kurulduğu ve yeni devletlerin sınırlarının belirlenmeye çalışıldığı bir dönem olmuştur. Buenos Aires, 1850'deki kurucu meclise katılmayı reddetmesi üzerine konfederasyon dışında kalmıştır. 1853'te ilk anayasa kabul edilerek Paraná ilk başkent olarak belirlenmiş, ancak 1862 yılında Arjantin Cumhuriyeti'nin ilk başkanı olarak Buenos Aires valisi Bartolomé Mitre seçilmiş ve başkent Buenos Aires'e taşınmıştır. Avrupa'da yaşanan ekonomik daralma ve ham madde ihtiyacı, zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına sahip, tarımsal faaliyetler açısından elverişli Arjantin'i 1870'li yıllardan itibaren yeni bir göç merkezi haline getirmiştir. Göçler özellikle 1. Dünya Savaşı'ndan sonra da yoğun biçimde devam etmiş, yeni yatırımlarla 1930'ları gelindiğinde Arjantin dünyanın en zengin devletlerinden biri olmuştur. Ordunun yönetime el koyduğu 1930'lardan sonra ülke ekonomik darboğaza girmiş ve ülke yönetimi dış siyasi müdahaleler, askeri darbeler ve krizlerle pek çok kez el değiştirmiş, yüzyılın ilk çeyreğindeki müreffeh dönemi yakalamak bir daha mümkün olamamıştır. Bu süreçte Arjantin siyasetindeki en etkili isim 1946-1955 yılları arasında iktidarda kalan Juan Perón olmuştur. 1955'te gerçekleştirilen darbeyle ülkeyi terk etmek zorunda kalan Perón, geri döndüğü 1973 yılında yeniden devlet başkanı seçilmiştir. Perón'un bir yıl sonra ölümü üzerine devlet başkanlığını karısı Isabel Perón getirilmiş, ancak o da 1976'da ordu tarafından görevinden uzaklaştırılmıştır. 1976-1982 yılları arasındaki dikta yönetimi Arjantin tarihi açısından karanlık bir dönem olarak kayıtlara geçmiştir. Bu dönemde on binlerce insan tutuklanarak hapse atılmış, ayrıca 30 bin kişinin de rejim tarafından kaybedildiği belirtilmiştir. 1983 yılında yönetim yeniden sivil idareye bırakılmış, 1989-1999 yılları arasında iktidarda kalan Suriye kökenli ve El Turco lakaplı Carlos Menem dönemi Arjantin'in yeniden yapılandırıldığı ve kalkınma hamlelerinin gerçekleştirildiği bir dönem olmuştur. 2000'li yıllar Arjantin için ekonomik dalgalanma, dış borçlar ve siyasi krizlerle geçmektedir. Günümüzde ise Arjantin'de aşırı sağcı Javier Milei 19 Kasım 2023'te yapılan seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı seçildi. Eski Amerikan Başkanı Donald Trump benzeri aykırı açıklamaları ve Arjantin ekonomisini iyileştirmek adına sunduğu radikal çözümlerle dikkat çeken Milei, uzun yıllar ekonomi profesörü olarak görev yapmış, televizyon programlarıyla tanınmaya başlanmıştı. Falkland Savaşı. Arjantinlilerin Malvinas Adaları olarak kabul ettiği Falkland Adaları, 1982 yılında Arjantin ve İngiltere ile 6 hafta süren bir savaşa neden olmuştur. Ne zaman bir Arjantinli ile bu adalardan konuşmaya başlasanız, bu konuda ne kadar hassas olduklarını hissedebilirsiniz. Peki bu adalar neden bu kadar önemliydi? Ada üzerinde egemenlik kuran devlet, hem adalara hem de adanın kıta sahanlığına egemen olacaktı. Egemen olan devlet, kara sularından çıkarılacak petrolün de sahibi olabileceği gibi, ada turizmini yaygınlaştırabilecek ve balıkçılıkla ilgilenebilecekti. İngiltere'ye göre adalarda yaşayan halk kendini İngiliz olarak tanımladığı için adalar Britanya'nındı. Fakat Arjantin ise hem kendi topraklarına olan yakınlığı hem de Arjantin'in İspanya'nın halefi olması dolayısıyla Arjantin'in olduğunu savunmaktadır. Fakat savaş bile bu problemi çözmeye yeterli olmamıştır. Arjantin bir yandan adalara çıkartma yaparken İngiltere'de arkasına aldığı Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'le birlikte son teknolojik cihazlarla savaşmıştır. Öyle ki İngiltere, savaşla alakası olmayan Arjantin bandıralı kuru yük gemisini bile bombalamıştır. Soğuk hava şartlarından dolayı ortalama 600 Arjantinlinin ve 250 kadar da İngiliz vatandaşının öldüğü söylenmektedir. Arjantin günümüzde de adalar üzerinde hak iddia etmektedir. Arjantinliler bu olayı anlatırken Dünya Kupası çeyrek finaline bağlarlar. Savaştan 4 yıl sonra gerçekleştirilen Dünya Kupası'nda İngiltere ve Arjantin tekrar karşı karşıya
gelmiş. Bu karşılaşmada Maradona bu savaşın intikamını almıştır. Maçın 51. dakikasında Maradona eliyle gol atmış ve bu gol geçerli sayılmıştır. Bu gole Arjantinliler Tanrı'nın eli demektedirler. Bu golden 4 dakika sonra ise yine Maradona kendi yarı sahasında 6 tane İngiliz futbolcuyu geçerek ikinci golünü, yani FIFA'ya göre 100 yılın golünü atmıştır. Böylece hem İngiltere'den savaşın intikamını almış hem de Dünya Kupası'nın şampiyonu olmuşlardır. Ama siz siz olun bir Arjantinli ile konuşurken bu adalara Falkland Adası değil Malvinas Adası deyin ve ayrıca Arjantinlilerin yanında İngilizce yazan, İngiliz sembolleri bulunan kıyafetlerden, İngiliz bayraklarından ve milli formalarından uzak durun. Arjantin ve ekonomi. Para biriminde değer kaybı ve enflasyon gibi ekonomik sıkıntılarla boğuşan Arjantin, bizim yaşadıklarımızı uzun zamandır yaşıyor. Peki ne oldu da bu duruma geldiler? Arjantinliler arasında ekonomik gidişatı konuşmak oldukça yaygın. Buenos Aires'teki çocuklar bile dolar kurunun enflasyon seviyesinin ne anlama geldiğini biliyorlar. Arjantin 20. yüzyılın başlarında dünyanın en zengin ülkelerinden biriydi. Fransa ve İtalya'yı bile geride bırakmıştı. Ülkenin ekonomik performansı çeşitli nedenlerle düşüşe geçti. Ve özellikle 20. yüzyılın sonlarından bu yana şiddetli dengesizlikler sergiledi. Arjantin pesosu 2021'de dolar karşısında en çok değer kaybeden ikinci para birimiydi. Gelişmiş ülkeler sınıfından gelişmekte olan ülkeler sınıfına düşen tek ülke oldu. 2021 yılında Arjantin ekonomisi yine yüksek enflasyon ile devalüasyon lanetinin ortasında kalıyor. Eski Cumhurbaşkanı Mauricio Macri peso ile doların fiyatını birbirine yakın tuttu. Ancak 2020'de sağcı Masri'nin solcu Alberto Fernandez'i yenilmesinden sonra peso'nun fiyatı keskin bir şekilde yükseldi. Böylelikle Arjantin son 30 yılın en yüksek enflasyon seviyelerini kapattı. Arjantin hükümeti yüksek düzeyde yoksulluk ve işsizlikle mücadelede zorluklarla karşı karşıya kaldı ve ulusal iş gücünün neredeyse yarısı kayıt dışı sektörde istihdam edildiği düşünülüyor. Solcu Fernandez 65 milyar dolarlık dış borcu başarıyla yeniden yapılandırdı. Ülkede enflasyon yüksek, peso değer kaybetmeye devam ediyor. Arjantin Merkez Bankası rezervleri 3 milyar doların altında. Makroekonomik görünüm endişe verici. Arjantin'de ekonominin %95'i paralel döviz kuruyla yönetiliyor. Tekstilden ev eşyasına, gıdadan teknolojik ürünlere kadar ithal ne almak isterseniz döviz kuruna karşılık ödeniyor. Yani bir teknoloji mağazasında kredi kartıyla bir oyun alırsanız onu dolar oranına karşılık peso ile ödersiniz. Arjantin'de güncel olarak bugün 1 dolar 837.84 peso civarında. Ülkenin sosyal huzursuzluk, kapalı okullar, dolu hastaneler, kabine anlaşmazlıkları ve kötüleşen bir iş ortamı var. Yoğun bakım yataklarının yaklaşık %70'i dolu. Yoksulluk içinde yaşayanların oranı 2017'de %26 iken şimdilerde %42'ye dayanmış durumda. Yıllık enflasyon %109'a yükseldi. Yoksullukla boğuşan halk artık sadece ayda bir et yiyebiliyoruz. Bu bisküviler için ne kadar ödeyeceğim konusunda bir fikrim yok. Fiyatı bugün belki dünden farklıdır gibi cümleler kurmak zorunda kalıyorlar. Arjantin siyasal sürecini bir türlü tamamlayamayan bir ülke. Yanlış ve popülist politikalar sorunları kendiliğinden getirdi. Uzun vadeye hitap etmeyen çözümler, iktidardaki istikrarsızlık bu ekonomik çöküşe bir ivme kazandırdı. Çöküşün başlangıcı için daha geriye gitmek gerekiyor. Asıl kritik sürecin başlaması ise Perón'un devrilmesiyle oldu. Yine bir darbe ile yönetim tekrardan el değiştirdi. Gelen askeri junta yönetimi bu süreçte Arjantin'in sonunu hazırladı. Ülkede bir istibdat yönetimi başladı. Parlamento, siyasi partiler, sendikalar kapandı. Ülkede kapanmaz yaralar açtı ve bu durum tüm ülkenin geleceğine mal oldu. Önce askeri junta yönetiminde ülkede 30 bin insanın ortadan kaybolduğu bir dönem yaşandı. Muhalif olan birçok insan ortadan kaldırıldı. Bu insanların ölümüne ilişkin çeşitli güçlü teoriler var. Bu teorilerden bazıları insanların cesetlerinin okyanuslara atıldığı, helikopterlerden yüksek mesafelerden yere atıldığı yönünde. Arjantin halkı hala bu dönemin ağıtlarını yakıyor. Askeri junta yönetiminin yaptığı en büyük hata ise 1982 yılında İngiltere'ye karşı başlattığı mücadele oldu. Biraz önce anlattığımız Falkland Savaşı. Savaşın ardından başta ABD ve İngiltere olmak üzere birçok ülkeden Arjantin'e karşı ambargolar koyuldu. Arjantin'in ekonomisi bu dönemde çöktü. Para basımlarının geldiği son nokta ile enflasyon oranları %5000'e kadar yükseldi. Askeri junta yönetimi 1983 yılında yönetimi tekrardan sivillere devretti. Böylelikle ülkede tekrardan demokrasi hakim oldu. Carlos Menem dönemi. El Turco lakaplı Suriye kökenli
kökenli Carlos Menem 1989 yılında 10 yıllık süreyle Arjantin devlet başkanı seçildi. Görev süresi boyunca birçok kez küresel şirketlerden rüşvet aldığı iddiasıyla gündeme geldi. El Turco denmesinde ufak bir geçmişi var. Latin Amerika'ya geçen yüzyılın başında Osmanlı tebaası olarak göç etmiş Orta Doğu kökenlilere bu kıtada da El Turco deniyor. Carlos Menem görev sırasında kısa sürede iyileşmeler sağlamak için halkına gövde gösterisi yapmak adına Arjantin'e ait tüm kamu kuruluşlarını özelleştirdi. Bu dönemde %7 büyüme bile yaşandı. Ancak anlık çözüm olan bu özelleştirme politikası kısa sürede fayda gösterse de uzun vadede Arjantin devleti kamu kuruluşlarından hiçbir getiri sağlayamaz hale geldi. Kamu kuruluşlarından kazancı olmayan ve yeni yatırım alamayan Arjantin ekonomisi düşüş yaşamaya devam etti. Yolsuzluklar, yanlış politikalar, küresel krizler zaten sıcak paraya muhtaç olan Arjantin'de 2001 yılında derinlemesine bir kriz yaşattı. Ülkede geniş protestolara da sebebiyet veren kriz, Arjantin ekonomisinde bir iflasa sebep oldu. İktidarın daha müdahaleci olmaya çalıştığı ekonomi modeli çok kısıtlı kaldı. Bu süreçte de siyasi istikrarsızlık yaşayan Arjantin, tüm nüfusuyla yoğun bir yoksulluğun içine sürüklendi. Ülkede ağır işsizlik sorunu ortaya çıktı ve birçok yerde grevler başladı. Arjantin bu dönemde IMF'den tekrar tekrar borçlar istedi. Dış borçlar Arjantin ekonomisinin her yerini sardı. Politikacılar bu duruma seyirci kalınca ve bir mücadele vermeyince çöküş bir çığ gibi ivme kazanarak devam etti. Arjantin halkının yaşadığı yoksulluk, işsizlikteki rekorlar, enflasyon oranları, dış borçların artması, ülkenin getirisinin giderleri karşılayamaması artık önü alınamayacak düzeye geldi. Her ne kadar IMF politikalarını harfiyen uygulasa da Arjantin ekonomisi bir türlü nefes alamıyor. 2018 gibi yakın zamanda da iki ciddi ekonomik kriz yaşayan Arjantin artık uluslararası imajını tamamen kaybetmeye yakın. Özetle Arjantin halkının hali ve Arjantin yakın siyasi tarihi tüm dünyaya ders niteliğinde bir mesaj veriyor. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir. Aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta Ölüler Günü Festivali gibi ilginç bir ritüele ev sahipliği yapan Meksika ülkesi belgeseli yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.